Keyifli alışverişin merkezi Kayseri Park sunar. TV Kayseri ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Kayseri Park sohbetleriyle yine sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün YKS sonuçları açıklandı. Büyük bir çoğunlukta sevinç var, hüzünlü olanlar var, yerleşemeyenler de. Bugün eğitim konuşuyoruz. Yine çok değerli bir konuğum var. Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor İhsan Sabuncuoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Dilek Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler hocam, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Yoğun bir tempoda koştururken de bize vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bugün de YKS sonuçları açıklandı. Buradan öğrencilerimize hayırlı olsun diyoruz herhalde, değil mi? Hepsine hayırlı olsun. Yani, bu sonuçlar ve elde ettikleri şeyler hiçbir zaman bir başlangıç ve son değil. Evet. Aslında bir başlangıç, hiçbir zaman son değil. Yani sevinenler de çok aşırı sevinmesin, üzülenler de üzülmesin. Evet. Yani, hiçbir şey için hiçbir zaman geç değildir. Mücadeleyi bırakmamak gerekiyor. Özellikle yerleşemeyenler için daha bunun ek yerleştirmeleri var. Kesinlikle. Ya da önümüzdeki yılı var. Pes etmeden çalışmaya devam etmek gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi Covid'le bir pandemi süreciyle mücadele halindeyiz. Abdullah Gül Üniversitesi de uzaktan eğitimi ve online eğitime en çabuk adapte olan üniversiteler arasında farklı devlet üniversiteler arasında bir numara. Evet, bir numara. Farklı bir yılı bitirdik. Farklı da olsa eğitim nasıl bitti? Genel değerlendirecek olursanız. Yani çok kötü bitti diyemem. Bizim için heyecan verici oldu. Evet. Yani biz zaten hazırlıklarımızı online sisteme bir şekilde dünyadaki tüm eğitim sistemi yalnızca yüksek öğretim değil, eğitim sistemi bütünüyle online sisteme öyle veya böyle er veya geç geçeceğini bildiğimiz için bununla ilgili hazırlıklarımız vardı. Yani bağışıklığımız vardı. Evet. Covid de bunu hızlandırdı ve biz de Covid süresinde online sisteme biraz yani apar topar geçtik ama minimum hasarla ve maksimum öğrenci memnuniyetiyle geçtik. Evet. İyi oldu. Yani bazı şeyleri görmek, eksikliklerimizi fark etmek açısından da bizim için eğitici oldu. Yani online sistemin aslında tek başına yeterli olmadığını da gördük. Kampüslerin yüz yüze eğitimin ne kadar önemli olduğunu da gördük. Yani aslında geleneksel sistemle online sistemin çok iyi bir şekilde bir entegrasyonundan oluşan, birleşiminden oluşan bir sistemin ne kadar doğru bir sistem olduğunu da gördük. Evet. Yüz yüze eğitimin bence belki online eğitim olması gerekiyor. Zorunlu şartlarda belki daha fazla. Ama üniversitede şöyle bir duygu var. Ben bunu her ortamda genellikle söylüyorum. Özellikle üniversite öğrencileri için o kampüste olmak biraz da bir aidiyet duygusunun artmasına sebep oluyor. O yüzden hani yüz yüze eğitim daha güzel. Belki teknolojinin ve hız çağının getirisi olarak online eğitim olabiliyor ama o aidiyet duygusunu online eğitimde çok fazla alabildiklerini düşünmüyorum ben. Ben şunu söyleyeyim. Online olmadan yüz yüze eğitimle eğitim sistemimizi hayata geçirebiliriz. Ama yüz yüze eğitim olmadan yalnızca online eğitimle eğitim olmuyor. Onu söyleyeyim net. Evet. Dolayısıyla yüz yüze eğitim çok çok önemli bir şeymiş. Bunu yalnızca bizler değil, yani üniversite yöneticileri, eğitim kurumlarının yöneticileri değil, öğrenciler de fark etti. Çünkü kampüs ortamları, üniversite ortamları aslında öğrenciler için özgürlük alanları. Evet. Yani ailelerinden, çevresinden, bir takım yerlerin baskılarından uzak, kendi hayatlarını yaşadıkları, kendi zamanlarını yönettikleri, aslında bireyin kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğrendikleri önemli bir özgürlük ortamıymış. Bunu fark etti aslında gençler. Evet. Bizler de fark ettik.
Sanırım bu pandeminin aslında her şerde bir hayır vardır sözünü biraz daha destekledi herhalde. Evet, pandemi gibi başa çıkmaya çalıştığımız bir hastalık var ama bunda biraz da kıymetini bilmiyorduk biz aslında kampüsteyken, öğrenciyken ve şu an öğrenci olanlar için de aynı şey geçerli. Belki çok fazla kıymetini bilmiyorduk. Online eğitime geçtikten sonra şimdi öğrencilere sorsanız online eğitim mi, yüz yüze eğitim mi? %99'u herhalde yüz yüze eğitim tercih eder. Biz daha yeni bir anket yaptık öğrencilerden. Öğrencilerimizin tamamının üzerine tamamından bir anket aldık. Dün tamamlandı. Analizi de dün yapıldı. %100'ü değil maalesef. Ama önemli bir kısmı, yani %50'den daha büyük bir bölümü, %60'a yakın bölümü kampüs eğitimini istiyor. Özellikle küçük sınıflar, birinci, ikinci, üçüncü sınıflar daha fazla kampüsü istiyor. Son sınıflar daha az kampüs eğitimini istiyor. Öyle bir sonuç çıktı. Başka üniversitelerdeki öğrencilerin tepkileriyle karşılaştırdık. Evet. Orada da benzer şeyleri gördük. Yani aslında öğrencilerin büyük bir kısmı kesinlikle %100, yani yüz yüze eğitim olmadan bu iş olmaz diyor. Evet. Ve hazırlar. Yani COVID'e rağmen risk almaya hazırlar. Evet, özellikle küçük, belki ilk öğretim çağındaki öğrencilere göre daha kendilerini koruyabilecekleri, buna daha önlemleri de daha rahat alabilecekleri için biraz daha istekliler herhalde. Bir de oradaki, az önce de söylediğim gibi, o aidiyet duygusu, oradaki yaşam, aslında üniversite sadece bir eğitim, öğretim alanı değil. Aynı zamanda sosyal ve beşeri ilişkilerin de üst seviyeye geldiği ve orada birçok şeyi kendilerine katabilecekleri bir alan olduğu için kampüs tercih ediyorlar. Kesinlikle. Yani bir işin akademik eğitim boyutu var. Evet. Bir de sizin bahsettiğiniz gibi ve günümüzde çok daha önem kazanmış olan sosyal, kültürel ve entelektüel gelişimini sağladığı şeyler var. Evet. Eksen var. İşte o ancak bir ilişkilerle, yüz yüze ilişkilerle, iletişimle olabilen bir şey. Şunu da söylemeliyim aslında, sizin sözlerinizi destekleyerek söylüyorum. Şunu gördük ki biz, yani eğitimciler olarak, öğrenciler birbirlerinden, yani akran öğrenmesiyle daha fazla şey öğreniyorlar. Yani arkadaş arkadaşa eğitimi, hocanın, hoca vasıtasıyla elde ettikleri eğitimden daha değerli ve kalıcı oluyor. En azından tutum ve davranışlar açısından, o dediğiniz sosyal gelişim açısından, öğrencilerin kesinlikle akranlarıyla bir arada olmaları ve iyi bir iletişim içerisinde kendilerini geliştirmeleri şart. Evet. Şimdi pandemiyle mücadele ediyoruz. Üniversitelerimiz yeni YÖK'ün son açıklamalarına göre açılacak mı? Orada bir belirsizlik var mı? Durum nedir? Yok, herhangi bir şey yok. Belirsizlik yok. YÖK aslında kararı tamamen üniversitelere bıraktı. Yani bence de doğru olanı yaptı. Hem üniversitenin kendi yapısı, nüfusu, yani öğrenci profili, hem şehrin özel koşulları, hatta şehrin içerisindeki bölgenin özel koşulları dikkate alınarak nasıl bir eğitim yapacağını üniversiteler kendileri karar verecekler. Biz de Abdullah Gül Üniversitesi olarak 2 aydır bunun üzerinde çalışıyorduk. Ve YÖK'ün de aslında inisiyatifi üniversitelere bırakacağını tahmin ediyorduk. Evet. Biz de şehrin özel koşulları, öğrenci yapımız ve diğer imkanlarla birlikte değerlendirdiğimizde, bir de fiziksel mekan olarak da yani bu işi yapabilmeniz lazım. Yani sosyal lazım, belli ölçüde hijyen kurallarını sağlamanız lazım. Evet. Uymanız gereken birçok standart var. Şu anki öğrenci kitlesiyle bunu sağlamak mümkün değil. İmkansız. Dünyada hiçbir üniversite var olan öğrencileriyle şu anda kampüste eğitim yapamaz. İnanın bana. Mümkün değil. Mutlaka seyretmek zorunda. Mutlaka belli koşullar altında yapmak zorunda. Örneğin biz şöyle yapacağız. Eğitimimizin %25'ini kampüste yapacağız. Yani face to face dediğimiz yüz yüze eğitim olacak.
Bu %25'lik bölümü laboratuvarlar için kullanacağız. Daha çok laboratuvarlar için kullanacağız. İmtihanlar için kullanacağız. Test ve imtihanlar için kullanacağız. Çünkü online sistemin en sıkıntılı olduğu alanlardan bir tanesi. Onu konuşmadık da. Evet. En online sistemin zayıf noktası imtihanlar ve testler. O neden kaynaklanıyor? Ya hatlar kesiliyor. Yani evet, evet ya, bütün dünyada bu yaşanıyor. Yalnızca Türkiye'de değil. Artı kopya olayları var. Maalesef onu bir türlü engelleyemiyorsunuz. Dünyanın evet, hiçbir yerinde. Öğrencilerin vazgeçemediği bir nereye şey. Nereye giderseniz gidin. Yani kopyanın önüne geçmeniz, sıfırlamanız mümkün değil. Başka bir takım faktörler de var. Dolayısıyla biz aslında eğitimimizin %25'lik bölümünü kampüste yapacağız. Yalnız kampüste bulunduğumuz sürenin mümkün olduğu kadar öğrencinin aktif öğrenmesini sağlayacak şekilde yapacağız. Yani öğrenci üniversiteye ders dinlemek için gelmeyecek. Onu istemeyeceğiz. Uygulamalı dersler. Aynen öyle. Öğrencinin birebir aktif olduğu, evet, tartıştığı, öğrencinin birbirlerinden öğrendiği, yaparak öğrendiği, uygulayarak öğrendiği ortamlar için getireceğiz. Evet. Diğer bilgi aktarımı kısmı, işin yani teori en kolay kısmı bence, onu senkron veya asenkron online yapacağız. Yani hocanın birebir o bilgiyi aktarması gerekmediği durumlarda videolara yükleyeceğiz. Evet. Videoları izlemelerini sağlatacağız öğrencilerin. Ama öğrencinin birebir hocayla etkileşim içerisinde olarak bilgi aktarımının sağlanacak kısımları senkron bir şekilde online, evet, yapacağız. Ama o %25'lik bölümü de kesinlikle öğrencinin hocayla ve arkadaşlarıyla tartışma ortamı içerisinde birbirlerinden öğrenerek, evet, yaparak öğrenerek, uygulayarak öğrenecek bir ortamda sunacağız. Bu açıdan baktığımızda, yani biraz belki iddialı bir sözcük olacak ama Türkiye'de bu uygulamayı yapan tek üniversite, hatta dünyada bu uygulamayı hayata geçiren sayılı üniversitelerden bir tanesi olacağız. Eğer yapabilirsek gerçekten Türkiye'de ilk, evet, dünyada da çok sayılı üniversite arasına girmiş olacağız. Söylediğim şekilde ama. Evet. Şimdi az önce siz biraz değindiniz ama onu biraz daha açmak istiyorum. Bu uzaktan eğitimin evet avantajları var ama kıyaslama yapacak olursanız avantajları mı dezavantajları mı daha fazla? Şu süreç için. Hiç önemli. O şartlara göre değişiyor. Hiç de önemli değil. Bölgeye göre, üniversitenin yapısına göre, tıp fakültesi olup olmamasına göre, mühendislik okulu olmama, ya o, evet, kadar farklı değişkenlikler var ki o değişkenlikte ve önemli de değil hangisi artı hangisi eksi. Önemli olan artılarını kullanmak. Evet. Her iki sistemin artısını almak. Her iki sistemin de eksilerini minimize etmek. Dolayısıyla bir üniversitede, bir şehirde, bir ülkede uygulanan bir model aynı şehirde, aynı ülkede, başka bir üniversitede uygulanamayabilir. Bilmiyorum anlatabildim tabii mi? Tabii ki. Çünkü öğrenci profili farklı. Belki teknolojik altyapısı farklı. Fiziki şartlar farklı. Aynen öyle. Herkesin dolayısıyla kendine özgün bir modeli, doğru modeli hayata geçirmesi lazım. Evet. Unik olması lazım. Yani o üniversiteye, o şehre, o ülkeye özel bir model olması lazım. Biz o yüzden 2 aydır çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Ta yani Haziran ayında eğitimimiz bitip diploma törenini de biliyorsunuz. Evet. Kampusta yaptık biz bu sene. Evet. Belki o kampusta diploma törenini gerçekleştiren ilk ve tek devlet üniversitesi olduk. Ama hemen onun akabinde işte güz dönemi için ne yapabiliriz? Hibrit modeli nasıl uygulayabiliriz? Onun üzerinde çalıştık. Sizinle paylaştıklarım da bu modelin aslında bazı şeyleri, bazı unsurları. İpuçları vermiş, evet, oluyoruz o zaman. Evet. Şu an Abdullah Gül Üniversitesi'nde öğrenci olanlar ve yeni gelecek öğrenciler için, evet, aslında ipuçları, evet, bunlar. Evet. Özellikle fiziki şartlarınız buna çok uygun. Kampüs alanınız sizin çok uygun. Teknolojik altyapınız özellikle, evet, çok uygun. O yüzden hani bu konuda sizin çok fazla zorlandığınızı ya da zorlanacağınızı düşünmüyorum. Burada bence yani teknolojik altyapı kadar Dilek Hanım şey daha önemli. İnsan faktörü daha önemli. Yani önemli olan hocaların, eğitim kadrosunun buna hazır olması lazım.
Çünkü online eğitimde gördüğümüz, yani Covid sürecinde bizim gördüğümüz şey şu, Türkiye genelinde ve dünya genelinde. Öğrenciler daha iyi bir performans sergiledi. Hocalar kötü performans sergilediler. Dünya içinde mi aynı şey geçerli? Evet, evet, evet. Yani maalesef öyle. Gençler, yeni nesil, Z kuşağı hem bu tür online sisteme daha yatkınlar, evet, ve daha hızlı adapte oldular. Ama maalesef aynı tempoyu hocalarda göremedik. Hocalarımız maalesef konfor zonlarından uzaklaşamadılar. Bazıları diyelim. Evet. Şu an için baktığımızda dünya genelinde üniversite eğitimleri nasıl gidiyor? Onlar hani online sistem, tamamen online'dan devam ediyor. Tamamen online yapanlar var. Kısmi ola, bir kere tamamen, yani kampüs eğitimi yapan yok. Onu söyleyeyim. İmkansız. Bakın ne diyorum size. Evet. Yani o üniversitenin öğrenci sayısıyla, neyse o sayı bilmiyorum. Yani bunu bir kere sosyal mesafe ve alacağınız diğer tedbirler nedeniyle, yani mümkün değil, bu kapasiteyi sağlayamazsınız. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Şu anda üniversiteler yüz yüze eğitimi sağlayabilmeleri için öğrenci sayısının ancak 1/3'ünü, belki %40'ını ancak, evet, herhangi bir anda, T anında, belli bir zaman noktasında bünyelerinde bulundurabilirler. Evet. Yani kapasitelerin %60'ını kullanamazlar. Dolayısıyla %100 tamamen online olmadan %100 bir yani yüz yüze eğitimi dünyada yapabilecek okul sayısı 30 bin üniversite arasında tek tük varsa çok ilginçtir. Yani birkaç tane çıkar. Hadi diyelim 5-10 tane çıkar ama baktığınızda o imkansız. Mümkün değil. Seyretmek zorundalar. Ve hibrit model kullanmak zorundalar. Evet. Mecburen. 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 Şimdi öğretmenlerimiz aslında bu sistemde, şu anki eğitim, çevrim içi eğitimde zayıf notu aldı diyorsunuz. Onların o kalitesini biraz daha iyileştirmek için neler yapılması lazım? Eğitim. Eğitimcilerin, evet, eğitimi. Evet, evet. Biraz o lazım, evet. Konfor zonlarından çıkmıyorlar aslında. Yani bizim hocalarımız, yani Türkiye'de ve dünyada iyi yetişmiş insanlar. Fakat evet, konfor zonlarından uzaklaşmak istemiyorlar. O zaman biraz daha hani eğitim... Hatta online eğitimi şöyle yaptılar. Birçoğu şöyle yaptı ve yanlış bence. Yani sanki sınıfta ders veriyormuş gibi bilgisayar üzerinden, internet üzerinden sınıfta ders veriyormuş gibi çeşitli bilgi aktarımında bulundular. Bu doğru değil. Bu yanlış. Yani öğrenci düz bir ekranda, soğuk bir ekranda sürekli haberleşmenin de kesildiği bir ortamda böyle bir hizmet alamaz. Ve alamadılar da zaten. Evet. Bakın milli eğitim sistemiyle ilgili bazı şeyler var, istatistikler var. Üniversite öncesi eğitimde de, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kadar çabasına rağmen sanırım öğrencilerin yaklaşık yarısı takip edebildi, değil mi? Yarısı takip edebildi. Yarısı takip edemedi. Edemedi ve takip edilenlerden de bugün konuşmalarımızda da aynı şeyi konuştuk. Onlardan da aldığım bilgiye göre zaten o eğitimi alanlar da çok verimli geçmemiş. Çocuklara bir şey geçmemiş. Yani o kadarını bilmiyorum ama en azından şöyle sorunlar var. Düşünün, bir ailede 4 kardeş var. 4'ü de üniversite öğrencisi. Ve Covid nedeniyle de evlerine döndüler. Kendi memleketlerine döndüler. Evet. Ve yani herkesin bilgisayarı bile olsa, yani Türkiye'deki işte biliyorsunuz ekonomik durumu. Aynı değil. Yani bir tane televizyon var. Belki de maksimum bir tane bilgisayar var. Ve internet altyapısı 3-4 tane çocuğun aynı anda eş zamanlı, anneler babalar evde, bir de anneler babalar, evet, da evdeydi. Yani bu ortamda konsantre olup bir sınıf ortamının o konsantrasyonunu sağlayıp eğitimi sunmak, bir de bunun üstüne üstelik sürekli internette kopukluklar, arızalar gibi bir takım sıkıntılar da yaşayınca çok sıkıntı yaşadılar çocuklar. Evet, çok sıkıntı yaşadılar. O da sınıfta özellikle hani yüz yüze eğitimde oranın belli bir ambiyansı var. Evet. Orada öğrenmek için öğrenci oraya hazır olarak geliyor. Bu ana sınıfındaki öğrenci için de geçerli. Üniversitenin son aynen sınıfındaki öyle öğrenci için de geçerli. Ama evde o ortamı ne kadar uğraşırsanız uğraşın o ortamı sağlayamıyorsunuz. Sağlayamıyorsunuz.
sıkıntı orada kaynaklanıyor. Belki öğretmen çok iyi bir eğitim verebiliyor ama bu çocuğa geçmiyor. Belki öğrenci gerçekten oraya hazır, okuldaki kadar olmasa da hazır olarak gelse de bu sefer öğretmenin performansı düşük oluyor. Evet. İşte bu süreç aslında bütün dünya için, tüm eğitimciler için, eğitim kurumların yöneticileri için iyi bir süreç oldu. Çok şey öğrendik. Eksikliklerimizi ve zayıf noktalarımızı gördük. Önemli olan bunları tespit etmek. Ve bunların üzerine gidip bunları minimize etmek lazım. Evet. En önemli. Yani hocalarımızı da motive etmek, onları da desteklemek, onların da bu sürece adaptasyonunu hızlandırmamız gerekiyor. İşte Abdullah Gül Üniversitesi'nde biz daha önceki programlarımızda da çok değerli hocalarımızı konuk ettik. Ödülleriyle, aldıkları başarılarla çağ ayak uydurmuş arkadaşlar. Evet. Yani özellikle eğitimci kadrosu olarak baktığımda benim bireysel gözlemim oldukça genç, dinamik ve işine aşık. Yaş ortalamamız 40. İyi bir ortalama. Evet. En genç dünyada, en genç bilim insanları arasında da çok fazla sayıda her yıl en azından bir ya da iki tane çok değerli hocalarımız oradan ödül alıyorlar. Ve başarılarıyla da hep biz konuşuyoruz Abdullah Gül Üniversitesi'ni. Bir devlet üniversitesi olarak değil, bir üst seviyede bir özel üniversite statüsünde bir eğitim sunuyor aslında. Aralarında belki ben biraz daha fark görüyorum çünkü. Ya bir devlet üniversitesiyiz. Devlet üniversitesi olmanın avantajlarından yararlanıyoruz. Evet. Artı hem yönetim tarzımızla hem eğitim, araştırma ve topluma olan etkideki felsefemizle bir vakıf üniversitesi gibi de esnek ve çabuk çalışıyoruz. Yani mümkün olduğu kadar hiyerarşiyi minimize ediyoruz. Daha kolektif, daha ekip halinde çalışıyoruz. Evet. Küçük üniversitenin olmanın getirdiği avantajlardan yararlanıyoruz. Yani bütün bu avantajlar bir araya geldiği zaman toplumda da hala mesela bugün bir toplantıdaydım. Bana şu soruyu yönelttiler. Yani AGÜ devlet üniversitesi mi, vakıf üniversitesi mi diye hala soruyorlar Kayseri'de. Evet, şimdi eğitim kadrosu, öğrenciye sunduğu hizmetle baktığımız zaman bir vakıf üniversitesini anımsatıyor. İnsan yani bireylerde öyle bir intiba da yaratıyor. Evet, bir de ambiyans da öyle yani geldiğiniz zaman onu da görüyorsunuz. Çok. İnsanlarla görüştüğünüz zaman insanlar sürekli hareket halinde, dinamik, yani herkes işinde. Yani, evet. Herkes işinde gücünde. Herkes işinde gücünde, eğitiminde öğretmenlerimiz çok değerli, hocalarımız eğitimde öğrencilerle birebir neredeyse ders anlatıyorlar. Kesin. Ya da sürekli birebir iletişimdeler. Onlara da çok güzel öncü de oluyorlar. Öğrenci kendisi öğrensin, benim sorumluluğum değil demiyoruz. Evet. Evet, yani mümkün olduğu kadar öğrencilerle ilgileniyoruz. Yani iyi bir araştırmacı, akademisyen kadromuz var. Yani akademik kadromuz aslında araştırma yapmaya çok müsait ve o amaçla toplanmış bir kadro. Fakat eğitimi biz hiçbir zaman ikinci bir gündem maddesi yapmadık. Hep eğitim önlerinde oldu. Yani iyi bir araştırma üniversitesi olmak istiyorsanız iyi bir eğitim sunmanız gerekiyor. Evet. Bu olmadan olmuyor. Ya ben yalnızca araştırma yapayım, eğitim ikinci planda kalsın derseniz olmuyor. Bunu ne Oxford yapıyor, ne Cambridge yapıyor, ne Stanford yapıyor, ne MIT yapıyor. Ya oradaki o dünya çapında Nobel ödülü almış büyük bilim insanları eğitime çok önem veriyor. Evet. Biz de o yüzden yani bu konuyu önceliyoruz. Peki bu pandemi sürecini atlattıktan sonra da eğitim hala bu şekilde evrilir. Yani şu an için bir evrilme görüyoruz eğitim noktasında. Bu şekilde devam eder mi? Üniversiteler hani bunu tamamen benimseyip sistemlerini oturtup bu şekilde devam eder mi? Yoksa normal yüz yüze eğitime, tamamen yüz yüze eğitime döner mi? Akıllı üniversiteler, yani geleceği düşünen, çok yakın geleceği düşünen üniversiteler hiçbir zaman geriye dönmeyecekler. Hiçbir zaman. Bu onlar için büyük bir fırsat oldu. Bizim üniversite için de büyük bir fırsat oldu. Çünkü bu Covid zaten bu süreci hızlandırdı. Kapılar açtı. Evet. Şu anda artık şişenin içinden cin çıktı. Onu tekrar içine sokmak çok zor. Onu yapmaya çalıştığınızda çağın gerisinde kalırsınız. Mümkün değil. Ama iki modelin bir arada kullanıldığı hibrit bir yaklaşımı mutlaka bir seviyede,
o karışımı sağlayıp yapmak zorundalar. Ve yapacaklar. Başka yolu yok bunun. O zaman yeni model, yeni eğitim sistemi, yeni harmanlanmış evet, model diyebiliriz. Evet. Yüz yüze eğitimle uzaktan eğitimin, online eğitimin bir şekilde, düzgün bir şekilde karışımından oluşan ama öyle gelişi güzel bir karışımı değil. Her üniversitenin kendine has, özel olarak tasarladığı, uyguladığı bir model olacak. Ve bu olacak. Başka bir şey olacağını sanmıyorum ben. Tekrar eski konfor alanına dönmek kısa bir süre için olabilir belki. Ama zaten akacak. Değişim akacak. Evet. Hızlı ilerleyecek. Hızlı akış oraya da değil. Mecburen öyle veya böyle. Yani tekrar konfor zonuna dönen üniversiteler, ben size söyleyeyim 2-3 sene sonra, bilemediniz 5 sene sonra mecburen o hibrit modele, yani bugün uygulanmakta olan modele evet, tekrar dönmek zorunda kalacaklar. Çünkü öğrenci isteyecek. Öğrenci isteyecek. Evet. Artık üniversite öğrencileri bu konuda çok tabii, bilinçli. Tabii çok bilinçliler. Bana ne vereceksiniz diye üniversite tercihlerini yapmadan önce özellikle kendi şehrindeki üniversiteleri tercih etmek istiyorsa birebir üniversiteye gidip, ki sizin de zaten tanıtımlarınız var, onlara da tekrar da soracağım. Bana ne vaat ediyorsunuz diye soruyor evet, üniversiteye. Bu Z kuşağı çok bilinçli. Bu Z kuşağı gerçekten çok bilinçli bir kuşak. Ne istediğini biliyor. Ve kendisine bir şey hitap etmiyorsa hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Evet. Ve tercihlerini o yönde yapıyor. Siyasetçiler de o yüzden şimdi Z kuşağını incelemeye başladılar. Çünkü kendi özgür iradeleriyle, inisiyatifleriyle karar alan bir kuşak. Bu çok önemli bir şey. Evet. Yani sizin onları zorla kontrol etmeniz mümkün değil. Herhangi bir dayatmaya, herhangi bir baskıya inanılmaz negatif reaksiyon veren bir kuşak. Dolayısıyla öyle veya böyle ve şu anda sayıları 7-8 milyona ulaştı Türkiye'de. Sanırım 3-5 sene içerisinde 15-20 milyona ulaşacak bunlar. Ve mecburen Türkiye'deki üniversitelerde Z kuşağının isteklerine bir şekilde dikkate alarak eğitim sistemini şekillendirmek zorunda kalacaklar. Evet. Z kuşağı özellikle teknolojinin sunduğu hizmetleri çok iyi kullanabilen bir kuşak ve hepsi artık internet, sosyal medya ya da belli platformlarda çok çabuk örgütlenebiliyorlar ya da orada çok çabuk bilgi paylaşımları yapabiliyorlar. O yüzden de çok dikkate alınması gereken bir yani kuşak. Yani Z kuşağı şu anda elektronik postayı kullanmıyor bile. Bakın evet, orayı geçti. Yani e-mail denen oldu, bir şey bitti. O e-mail hani bizim yaptığımız şey haline geldi. Bırak orayı geçtiler. WhatsApp ve başka şeyler, sosyal medya araçları bambaşka bir yerdeler. Evet. Gerekirse tepkilerini de oradan gösterebiliyorlar. Kesinlikle. Takdirlerini de oradan. O yüzden bunu eğitimcilerimiz, özellikle üniversite eğitimcilerinin bunu dikkate alması, değerlendirmesi ve ona göre kendini, üniversitesini, teknolojisini ya da vereceği eğitimi ona göre şekillendirmek zorunda da olarak görüyorum. Kesinlikle, yani eğitim metotlarını değiştirmek zorundayız. Hepimiz. Biz belki biraz daha zor adapte oluyoruz ama onlar bizden çok çok daha hızlı adapte olabiliyorlar. Vallahi yani sonuçta yani öğrenci olmadan üniversite olmaz. Ve öğrenciler de bu gençlerden oluşacak ve bu gençlerin isteklerini, beklentilerini dikkate almak zorundayız. Evet. Özellikle bu üniversite tercihli sonuçları açıklandı. Bundan sonra ek yerleştirmeler var. Özellikle ailenin dayatmasına da aslında çok fazla dikkate almıyorlar. Kendi isteklerini daha kesinlikle, ön plana koyuyorlar. Özellikle bu kuşak öyle. Yani çok saygılılar. Büyüklerine karşı saygılılar. Öyle bir şey, saygısızlık ortamı yok. Ama sonuçta kararlarını kendileri veriyorlar. Vermek evet, istiyorlar. İnisiyatifi kendileri almak istiyorlar. Onlar için para birinci hedef değil, birinci öncelik değil. Bakın daha önceki kuşaklarda hep maddiyat ön planda evet, oldu. Bu kuşak çok farklı bir şekilde mutluluğa çok önem veriyor. Huzurlu ortama çok önem veriyor. Evet. Çevreye çok önem veriyor. Çevreye. Artık çalışma koşulları da tamamen değişti. Onları da göz önüne alıyorlar. Artık bir ofis ortamına gerek yok çalışmak için. Evet. Home office de çalışabiliyorlar. Büyük bir şirket, tanınmış bir şirkette ben illa çalışayım, en iyi kurumda çalışayım diye bir hedefleri yok. Evet. Mutlu olacağım,
beni mutlu edecek bir kurumda çalışmak istiyorum diyor. Arada fark var. O yüzden şimdi büyük devler, büyük markalar yavaş yavaş sistemlerini değiştirmeye başladılar. Ya dediler biz yani markayız, büyük kurumlarız, işte büyük şirketleriz. Nasıl olsa bizi çok sayıda öğrenci tercih eder. Evet, hala çok sayıda öğrenci tercih ediliyor ama yani onların istedikleri, almak istedikleri, istihdam etmek istedikleri herkes tercih etmiyor. Çünkü öğrencilerin artık önceliklerinden bir tanesi şirketlerde veya kurumlarda mutluluk. Evet. Huzurlu bir çalışma ortamı. Huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamı. Önceki kuşaklara baktığımızda mobbing uygulaması çok fazla. Şimdiki gençlik, bu kuşak hayır diyor. Siz bana bunu uyguluyorsunuz, ben işi bırakıyorum, gelmiyorum diye. Dayatmalara gelmiyor. Dayatmalara, evet. Onlara hiç boyun eğmiyorlar. Ki bunu daha yeni siyasi partiler keşfetti. Yani bir 2-3 ay önce keşfetti. Hatırlarsanız bu senedir söylüyorum. Evet. 2,5-3 senedir söylüyorum. Önceki programlarımızı bu kuşak çok farklı. Bunu çalışmak lazım. Bunları iyi anlamak lazım. Bunu yani eğitim kurumları da çalışmak zorunda. Çünkü bizler de o gençlerle çalışıyoruz. Evet. Şirketler de öyle. Kamu kurum ve kuruluşları da. Ülkeleri yönetmek isteyen siyasi partiler de. Herkes, STK'lar da öyle. Büyük bir STK olmak istiyorsan şimdi farklı davranmak zorundasın. Evet. Herkesin bir strateji değiştirmesi gerekiyor. Kesin. Yoksa gençler tepkilerini evet koyuyorlar ama o koydukları tepkinin de tamamen arkasına duruyorlar. Kesin. Ondan sonra geri adım atmıyorlar. Önceki kuşaklar öyle değildi. Önceki kuşaklarda eğitimde bir üniversiteye gireyim, bir yeri kazanayım, bölüm hiç fark etmiyor. Sabit bir geliri olacak, bir iş olsun, mutlu çalışması ya da mutsuz çalışması çok fark etmiyordu. Ve hep beyaz yaka istiyorlardı. Ben mezun olduktan sonra bir masa başı iş bulayım, doktor olayım, öğretmen olayım, mühendis olayım. Hep beyaz yaka isteği vardı. Şimdiki gençlerde beyaz yaka isteği de yok. Mavi yakanın da aslında çok fazla önemini yeni keşfettik. Evet. Beyaz yaka değil, belki onu istemiyor. Onun getireceği sorumluluğu almak istemeyen, rahat çalışmak ya da çok fazla sorumluluk almak istemeyen. Kendi işini kendi kurmak, yaptığı işi, arkadaşlarıyla beraber kendi çalışma alanını oluşturmak mesela bu Z kuşağının en önemli, evet, özelliklerinden bir tanesi. O yüzden girişimcilik dünyası için iyi bir potansiyel bir, evet, kitle var. Türkiye'de ve dünyada. Hani girişimcilik için büyük bir fırsat bence. Evet. Ki son döneme baktığımızda üniversitede girişimciliği kullanarak kendi şirketini kuran ve bu kurdukları şirketi devam ettiren çok güzel gençlerimiz de var. Evet. Çok acımasız bir rekabetin içerisinde insani değerlerin ikinci plana atıldığı acımasız bir rekabet ortamı içerisinde çok para kazanmak için en üst pozisyonlara gelmek için çabalayan bir kuşak değil bu. Evet. Değil. Böyle bir kuşak değil. Bunlar daha yani kendi hayatlarını yaşamak isteyen, mutlu olmak isteyen ama çevreye ve topluma önem veren bir kuşak. İyi bir kuşak. Evet. Güzel bir kuşak. Çevreye duyarlı ya da toplumsal olaylara çok duyarlı. Yeri geldiğinde çok çabuk bir araya gelip herhangi bir şey konusunda fikrini beyan eden ya da yardımda bulunan, yardım yapılacaksa da çok çabuk aralarında iletişim kurup gerekli yardımları yapan, ellerinden geleni yapan, kendi gelişimlerine üniversite sadece aslında üniversitede öğrenilen eğitim değil, orada öğrencinin kendini de geliştirmesi önemli. Ki birçok üniversitemizde sizde de var bildiğim kadarıyla. Öğrencilerimiz üniversitede kendini geliştirmek için bulabildikleri bütün kurslara, seminerlere, eğitimlere katılarak diplomanın artık çok önemli olmadığını, kendini geliştirmenin önemli olduğunun da farkında. Evet. Yalnız bu kuşağın bir talihsizliği var. Siz bu konuşmayı yaparken aklıma geldi. Aynı zamanda mutsuz bir kuşak. Yani kısmen umutları aşağıda bir kuşak. Çünkü yani beklentileri bu. Evet. Fakat ortam yok. Dolayısıyla o onları maalesef umutsuzluğa itiyor. Ve gençler arasında, bu kuşak arasında yüksek bir miktarda da şey var. Umutsuzluk var. Çünkü sistem aşırı rekabet üzerine kurulmuş, evet, bir sistem. Türkiye'de ve dünyada nereye giderseniz gidin. Acımasız rekabet.
hani kapitalizmin getirdiği acımasız o rekabetin her şeyiyle yaşandığı bir dünyadayız. Şimdi böyle bir dünyanın içerisinde kendilerine bir yaşam alanı bulamamaktan dolayı, bulamayacaklarından dolayı da biraz umutsuzlar. İşte o imkanı, o fırsatları onlara vermek lazım tekrar. Vermek için ne yapmak lazım? O fırsatı sunmak için? Değer vermek lazım gençlere. İnisiyatif kullanmalarına izin vermek lazım. Kendi kariyerlerini, kendi hedeflerini koşturur hale sokmak lazım. Yani daha esnek bırakmak lazım. Belli bir kalıba girmek istemeyen de kalıba koymaya çalışmamak gerekiyor. Evet. Yani dediğim gibi bu kuşak ve bunun devamı olan alfa kuşağı, bir de alfa kuşağı geliyor. Evet. Yani bunları çalışmak lazım. Evet. Ve gençleri iyi okumak. İş modelimizi, yani üniversitelerdeki eğitim modelimizi, iş modelimizi, iş hayatındaki iş modelini, kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışma yöntemlerimizi buna göre revize etmemiz gerekiyor. Bunun için de sanırım biraz daha dinamik, genç ya da vizyonu duruma göre, şartlara değişime göre... Değişime açık, değişimi sağlayabilecek yöneticilere ihtiyacımız var. Evet, üniversitelerde buna ihtiyaç var. Üniversitelerde ama her yerde, diğer kurumlarda da öyle. Elbette. Değişim yalnızca üniversitelerde olmuyor. Üniversitede olursa zaten iç hayatında üniversite olabilir. Öğrencinin vizyonu çok geniştir, kendisine çok şey katmıştır ama bu sefer sahada kendini evet. kanıtlayamıyor. Yani bir şekilde üniversitedeki hayatıyla gerçek real hayat arasında da belli bir uyum lazım. Yani üniversitede çok dünyadan kopuk bir ortamda yaşadığı zaman, üniversitede gerçek hayata başladığı zaman, hayata adım attığı zaman da sıkıntılar yaşıyor. Evet. Ve o zaman hayal kırıklıkları yaşıyor. Demoralize oluyor. Yani evet. O yüzden bir şekilde üniversitede sunduğumuz hayatın da gerçek hayatta da uyumlu olması lazım. Evet. Sizin üniversitede şimdi anlattığınızdan çıkardığım sonuç şu. Üniversiteye geldiğimde öğrencilere, o kampüste öğrencileri gördüğümde ya da hocalarımızla konuştuğumdaki aldığım algı sizin yönetimin en başındaki tepedeki insan ve kadronuzla birlikte. Tabii ki bu tamamen bir ekip işi. Buna ayak uydurduğunuzu görüyorum ama buna ayak uyduramayan birçok üniversitede çalışıyoruz. Var. Ve buna isteyerek ayak uydurmaya çalışıyoruz. O da önemli. Evet, zorunlu değil, isteyerek. Kesinlikle. Daha hiç bunlar konuşulmadan biz yani Anadolu'da, Kayseri'de bu kurduğumuz üniversitede bunları konuşur hale geldik. Evet. Bizim sürekli konuştuğumuz şeyler olduğu için de hem öğrencilerimiz için hem de akademik kadromuz için bugünkü yaşanan değişim bir sürpriz olmadı. Hani ya zaten olacaktı diye evet. bekledik. Beklediğimiz mutlaka her kurumun, üniversitelerin, eğitim kurumlarının ya da işlerin fark etmiyor, sektör hiç fark etmiyor. Her duruma, her şarta göre bir ABC planları olması gerekiyor. Bir de Dilek Hanım şu var, dünyadaki iş modelleri değişiyor. İşler de değişiyor. Şimdi iş evet. modelleri değiştiği zaman işler de değişiyor. İşler değiştiği zaman meslekler de bundan etkileniyor. Anlatabildim mi? Yani meslekle iş arasında fark vardır. Evet. O farkı net bilmek lazım. Dolayısıyla iş modelleri değiştiği zaman, yani jenerasyon değiştiği zaman o jenerasyona uygun iş ve iş modellerine ihtiyacınız var. İş modelleri değiştiği zaman mecburen meslekler buna ayak uydurmak zorunda. Evet. Onlar değişmek zorunda. Buradan da şuraya gelmeye çalışıyorum. Zaten hep söylediğimiz de bu. Önümüzdeki 10-15-20 senenin içerisinde çok sayıda şu anda bile ismini zikretmediğimiz, bilmediğimiz yeni yeni meslekler ortaya çıkacak. Evet. Ve bugün yani üniversiteye giren genç arkadaşlar 5 sene sonra mezun olduklarında diplomaları ne olursa olsun önlerinde farklı işler görecekler. Evet. Çünkü mesleklerin de değiştiğini fark görecekler. 5 yıl çok uzun bir zaman. Tabii. Dolayısıyla ya hani siz konuşmanızın başında işte mutlu olan gençler var, bugünkü sonuçlardan mutlu olanlar var, mutsuz olanlar evet. var filan diye başlamıştınız ya. Bence kimse mutsuz olmasın, kimse aşırı derecede sevinmesin. Çünkü diplomaların fazla bir anlamı kalmayacak. Önemli olan bu üniversite yıllarında kendilerini hayata ne kadar hazırladıkları. Evet. Eğer iyi bir şekilde o süreci yönetip kendilerini
eğitimin akademik boyutu kadar o bahsettiğiniz sosyal, kültürel ve entelektüel, yani sosyal gelişimlerinde iyi bir şekilde sağlanırlarsa 21. yüzyıl yetkinlikleri dediğimiz o yetkinliklerle, evet, kendilerini donatabilirlerse, o zaman aslında diplomalarında ne yazıyorsa yazsın, üzerinde ne yazıyorsa yazsın, inanın bana çok farklı işlere talip olacaklar ve kendilerini yetiştirdikleri ölçüde de tercih edilir veya edilemez insanlar olacaklar. Yine iş öğrenci de bitiyor. Kesinlikle ve şunu söylüyoruz biz, artık bu çağda eğitim de öğrenciler birincil öncülüğü, birinci şeyi almak zorundalar, inisiyatifi almak zorundalar. Yani göstermek zorundalar. Yani evet, eğitim aslında öğrencinin birinci meselesi. Öğretenin değil, hocanın değil, öğrencinin sorumluluğunda. Evet. Ve öğrenci ne istediğini bilmek zorunda. Evet, çok doğru. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Buradan son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben yani hepimize, herkese, tüm gençlere sağlıklı günler diliyorum. Bu yani COVID'i bir an önce evet, atlatmanın umudunu bir şekilde tekrar yeniliyorum. En kısa zamanda daha sağlıklı günlerde bir araya, evet, geliriz diye düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Evet değerli izleyenler, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor İhsan Sabuncuoğlu'yla eğitim üzerine yine çok keyifli ama alınacak çok ders olan bir program gerçekleştirdik. Ve biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Keyifli alışverişin merkezi Kayseri Park sundu.